Evet, ilk konuklarımız daha doğrusu 3 kadın girişimcinin kurduğu bir kostüm firması. Evet. Aferin kostüm. 3 kişilerdi ama ne yazık ki Ebru Hanım yetişemedikleri Evet. için Sayın Suna Çatakçalı ve Elif Gökçen Sural bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Teşekkür Hoş ederiz. geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şunun bir başlangıç öyküsünü ben bir alayım sizden. Ondan sonrasını zaten benim işim değil. Doğru. Başlangıç öykümüz benim el sanatları ile ilgili uğraşmamla başladı esasında. Daha sonrasındaki o işimi bitirdim ben. Sonlandırdıktan sonra Ebru Hanım da benim çok yakın bir arkadaşımdı. Birlikte sohbet esnasında asıl olan branşım da giyim üzerineydi. Üretimle ilgileniyordum. Enstitü mezunuydum. Derken neden bunu yapmıyorsun diye konuşurken sohbet esnasında kostüm yapalım mı diye. Kendilerinin de zaten Sunan Hanım'la daha öncesinde de böyle bir planları vardı. Ama kısmet ondan sonra o başarılı olmadı. Küçük evet. bir denemeden sonra. Sonra üçümüz birlikte başladık. Hı-hı. Çok da güzel oldu. Ne kadar oldu üçümüz birlikte başladı? Üçümüz birlikte başladı 2 yıl oldu. Hı-hı. Bu sene ikinci dönemimiz esasında öyle diyelim. İkinci yılımızın içindeyiz. Geçtiğimiz bir dönem geçirdik. Güzel bir dönemdi. Baktık ki çok güzel oluyor. Ondan sonra başarılıyız. Çocuklar da bizi sevdi. Biz de onları çok sevdik. Çok büyük bir şey. Çok, yani çok. Normalde çıta çok yükseldi. Evet. Evet. Şimdi çok. Neler yapıyorsunuz? Girişimcilik 2 yıl daha önce oturur. Tabii. Kostüm, drama kostümleri. Aslı olan bale çalışma mayoları, bale gösteri mayoları. Daha sonrasında drama kostümleri, şimdi karakter drama kostümleri. Bu i̇şte tiyatro, evet, sahne, gösteri, sahne, çocuklar, sahne kostümleri. Evet, çocuk üzerine mi? Çocuk sadece? Üzerine. Şimdi çocuk üzerine, evet, ama çocuklarımız da şimdi çok gelişmiş oldukları için biz onlara biraz büyük. Evet, small, medium, yetişkin de diyelim. Yetişkin kostümleri de çalışıyoruz tabii ki. İstanbul'da bu çok ciddi bir sektör. Arkadaşım özellikle, benim yapıyor İstanbul'da. Zaten başlangıç şeyimiz o oldu. İstanbul'da 10 yıldır yapan arkadaşlarım var. Onlardan evet. bana bir teklif gelmişti daha önce, 5-6 yıl önce. Hani birlikte yapalım, Bursa Ayaz sen ol diye. Çok da sıcak baktım ben Ebru'yla. Bir girişimde bulunduk 6 yıl önce. Olmadı o zaman. Kısmet değilmiş ya da Elif'i bekliyormuşuz. Evet. Ondan sonra işte tekrar üçümüz bir araya geldik. 2 yıl önce. Saç ayağı gerekiyormuş. Evet, Elif de gerekiyormuş. Belki de. Doğru. Üçümüz doğru. birlikte gerçekten çok önümüze çok güzel şeyler çıktı. İstanbul'daki arkadaşlarım da çok faydası oldu. Tekstilden arkadaşlarımız çok var. Onların çok faydası oldu. Hı hı. Bütün puzzle'lar birleşince ortaya gerçekten çok başarılı bir iş çıktı. Puzzle ayaklarını da bir konuşalım. Şimdi tabii. siz üretimini yapıyorsunuz. Evet, ben üretiminle ilgileniyorum. Tüm hı hı. beden, kalıp, İşte kesim, hı hı. ondan sonra sonuçlandırana kadar. Hı hı. Ondan öncesinde de zaten malzeme konusunda da Suna Hanım bize çok yardımcı oluyor. Hı hı. Onlar geldikten sonra ben devreye giriyorum. Ondan sonra da projemizi ortaya çıkarıyoruz. Ebru Hanım da bunun satış ve pazarlamasıyla hı hı. ilgileniyor kendisi. Gayet profesyonel. Okul ayağı. Evet, evet okullarla. Daha çok okullarla zaten çalışıyoruz. Sezonumuz hı hı. bizim şu anda yeni başlıyor. 15 tatilden sonra bütün okullarla birlikte gösteri sezonu. 23 Nisanlar, 19 Mayıslar, gösteriler, okuma bayramları dediğimiz. Şimdi eskiden onların tarihleri, zamanları belirli günlerdeydi, belirli haftalarda yapılıyordu. Şimdi özel okullarla birlikte devlet okulları, özel okullar her hafta neredeyse en az 2-3 tane hatta daha fazla gösteriler oluyor. Biz de elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Geçen sene de çok çaba gösterdik yetişme anlamında. Bu sene biraz daha büyüttük, daha fazla kişiye hitap etmek için, daha fazla okula hitap etmek için. Ebru Hanım bu konuda çok başarılı ve çabaları kayda değer yani çevresi ve çabaları. Ya Suna Hanım'ın bir lafına onu biraz açmasını isteyeceğim ben. Çıtayı yükselttik. Çok yükselttik. Bunun yani ne anlamı, buna bir anlam da yükleyelim. Yaptığımız kostümü kumaş kalitesi olarak, evet. Girdiğimiz okullar olarak daha da yükselttik. Model olarak çok yükselttik. Reklam olarak da çok yükselttik. Öyle işte mi? Gazete şeyleri oldu. Çok isim yaptık, çok duyulduk. Özellikle veliler ve çevremiz de çok var herhalde. Onun da çok etkisi oldu. Mutlaka. Ama çıtayı her konuda yükselttik. Onun için çok geri dönümü oldu bize. Peki bu ben tabii çıtayı yükseltmenin bir sormayacağım dedi. Yine aldı da eline. Yok, yok ben, değil mi? Ya ben kumaş yok, çok güzel. Sor da. Şeyi söyle. Kaç kişi istihdam ediyorsun? Aynen. Kaç kişi istihdam ediyoruz? Şu anda ben dahil 3 kişiyiz.
ama hepimizi sayarsak 5 kişiyiz. 5 kişi. Tabii yani. Evet, tabii. Hepimizi tabii. sayarsak 5 kişiyiz. Veya herkesin ayrı farklı görevleri var. Yani size dikim konusunda şu anda 5 kişiyiz esasında. Evet. Şimdi birden düşününce sezonumuzda daha da fazla oluyoruz yani. Yani tabii ki yine tabii dönemsel olarak daha da fazlalaşıyoruz. Fason veriyor musunuz? Fason da veriyoruz tabii ki. Yani tek onlar da. Tabii ki onlar da devreli. Ben şöyle. B planı muhakkak var. Katma değer açısından sormuştum. Tabii. Yani, evet sorsak kumaş devreli. Esasında kumaş demişken orada bir şey belirtmek gerekir. Sunu Hanım çok doğru söyledi. Şimdiye kadar alışılagelmiş bir kumaşla birlikte bir karakter kostümleri var. Bütün ailelerin, annelerin, babaların satın aldığı hatta hediye de alındığı çocuklara yaş günlerinde. Oradaki o kullanılan kumaşların kalitesi bizim kullandıklarımıza göre çok çok düşük. Zaten bizim amacımız orada oydu. Bundan hiç ödün vermemek. Yani kaliteden, kumaştan, benim kendi oğlumun da alerjisi vardı. Ve daha hassasım. Evet, daha hassasım. Hatta yıkadığım kumaşlar bile olmuştur. Dikmeden yıkıyordu. Önce, dikilmeden İkiliyordu, önce. Dikiliyordu, evet. Çok hassas. Hani ben kendi çocuğuma giydirmek istemediğim bir şeyi hiç kimse çocuğuna giydirmesin. Yani bir şey olursa onun sonra doğru. Çok üzülürüm. Çünkü çok hassaslar. Kaşınıyorlar, batıyor, kaşınıyor. Çok normal, çok doğal bunlar. Çok özel. Hakikaten kumaşta da İçlerine kullandığımız çok lastiklerde de evet polyester çok mi? Polyester onu kullanmıyoruz yani. Asla atölyemize onu sokmuyoruz. O çok önemli. Onun üzerine basarak dün söylemek isterim. Konuğumuz vardı sağlıklı kumaşla ilgili. Gerçi o çok önemli. Şey, tabii çok önemli. Elimizden geldiğince bize. Hijyen değil mi çocuklar? Evet. Hem hijyen hem de dikilen kumaşın duruş açısından kalitesini kumaş çok belli gösteriyor, evet. Belli ediyor. Benim için o çok kiralama şeklinde mi oluyor sizde? Şu anda kiralama çalışmıyoruz ama kiralamayı şöyle yapıyoruz. Dışarıdan fason kiralıyoruz biz de. Çok çok sıkıştığımızda diyeyim. Ebru Hanım'dan çok istenildiğinde bununla ilgili çalıştığımız bir bayan var. O da Bursalı. Çalışmayı düşündüğümüz hatta birlikte de iş yapıyoruz. Bunlardan da destek alıyoruz. Bu şekilde de yardım alıyoruz yani destek alıyoruz. Bu da sezonumuzda çok yoğun dönemlerde. Onun haricinde de özel, kişiye özel dikmeyi tercih ediyoruz. Evet. Hot couture mi diyorlar ona? Evet, hot couture. Evet, biz de o kadar öyle, hani evet. Çok süslü kelimeler geliyor bana. Olur mu? Klasik. Evet, hot couture çalışıyoruz. Evet. Son olarak da ben şey sorayım tabii Osman abi senin başka... Yok. çünkü Kılıçdaroğlu'na gideceğiz. evet, bugün öyle bir durum varmış. Aynen. Diyorum. Ne güzel. Gelecek için ne düşünüyorsunuz? Yani stratejik planlarınız ne? Gelecek için tabii ki internet... Nasıl büyümeyi düşünüyorsunuz ya da farklı alanlara mı gideceksiniz? Tabii ki internet sitesiyle birlikte bence dünyaya açılmak. Yani çok uzak değil ki internet siteleriyle birlikte. Bunu dünyaya da açılarak bunu satmak, dış ülkelere de göndermek, kaliteyi göstermek bence evet. En büyük hedefimiz şu anda. Biz markalaşıp evet. Yurt dışına internet sitesiyle yani ismimizi çok duyurmak istiyoruz markalaşıp. Şu an var mı siteniz? Satış yapılıyor mu şu an? Şu anda yok. Şu an satış yok. Açılmak üzere. Açılmak üzere. Hazırlıklarını yapıyoruz. Çok acele etmek istemedik. Biz İstanbul'da bir firmayla anlaşmak üzereyiz. Hepimizin daha öncesinde de çalışmış olduğumuz işlerimiz var. Biraz sindire sindire, yavaş yavaş. Gerçekten doğruyu yaptığımızı hissederek adım adım yapmak istiyoruz her şeyi. Öyle hızlı değil de. Evet. Daha doğru adımlarla yapmak istiyorum. Ben çok mutlu oldum kadın girişimcilere böyle konuk almak. Biz de çok mutluyuz. Çok mutluyuz girişimci işimizle. Ruhumuz çok yüksek. Bize sağladığınız olmakla müthişsiniz. Evet, sağ olun. Ederiz. Teşekkür ederiz. İlgi son gösterdiğiniz olarak, için. Yani izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj, herhangi bir ileti varsa onları alalım. Sosyal ağlardan bizi takip edebilirler. Aferin kostüm olarak. Her türlü, her şekilde onlara yardımcı oluruz. Özel Bursa'dayız. Tabii özel evet, yapıyoruz. Özel de çalışıyoruz. Özel Bursa'dayız. Yapıyoruz. Başka şehirlere gitmelerine, internet üzerinden alışveriş yapmalarına gerek yok. Birebir bayanlarla birlikte çalışmaları her zaman tavsiye ediyorum ben. Evet, bizi bir takip de sağlıklı etsin. Kumaşı tercih etsinler. Evet, değil kesinlikle. Mi? Sağlıklı tabii ki. Kumaş, kesinlikle katılıyorum. Tabii ki. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Çok biz çok teşekkür ederiz. Biz de bu imkanı sağladığınız için. Elif Hanım'a, aferin kostüm adına. Teşekkürler. Bizden bugünlük bu kadar çünkü Kılıçdaroğlu özel yayınımız girecek şimdi. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.